göre ayarlayayım yani. Şey, sunucu gelsin. Gelsin. Bitsin şey. Çıkartacağım. Tamam. Bedel istiyor rüyalar benden. Ne ayak istiyor ıssızlığa yürüyen, ne de el istiyor benden aynalar. Dokunamıyorum, gözlerim uzak. Dokunamıyorum, yüzümde rüzgar. Bedel istiyor benden aynalar. Bana kızma toprak, bana küsme toprak. Yüz çevirme su. Kalbime kapanıp ağlama ey gök. Hayatın en vahşi kıvılcımları başımdan aşağı süzülecekse, sen dök umutları avuçlarıma, sevdayı sen dök. Yol uzun, umutsuz çıkamam yola. Zaman dar, sevdasız yürüyemem ki. Hangi aşk beslenir hazinelerden? Hangi can sığınmış paraya, pula? Dirilmeye geldim, çürüyemem ki. Azığını hazırlasın aynalar, dağarcığım sabır kıvamındadır. Önümde sahra, ardımda uçurumlar. Ne dönebilirim, durabilirim. Ne taşlar engeller beni, ne kumlar. Adım adım ufuklara sevdalı, bir gezgin olmayı öğrendim artık. Kendimi dağlara vurabilirim. Ne alkış istiyor, ne de sessizlik. Başarmanın efsunlu ülkesinde git ve gel istiyor rüyalar benden. Dorukta bir hayal menzilim artık. Her yanda alevler, her taraf duman. Bedel istiyor rüyalar benden. Dorukta bir hayalinizin olması lazım. Bir menzilinizin, varacağınız bir yerin olması lazım. İnsana bu gerek. Çünkü insan diğer canlılardan farklı. Düşünüyoruz, konuşuyoruz, gülüyoruz, hissediyoruz, hayal ediyoruz. Geçmiş, gelecek, bugün, yarın, o neden, bunun için, kimdir, neyin nesidir filan diye her gün yüzlerce soru içerisinde hafızamız kıvranıp duruyor. Hiç soru sormuyor yanımızdaki kedi oysa. Hiç düşünmüyor yarın ölür müyüm? Hasta olduğunda hastalığının farkında olmuyor. Ama biz öyle değiliz. Biz sormak zorundayız, biz düşünmek zorundayız. Biz mecburuz tefekküre. Tefekkürden uzak kalan ne zavallı insandır. Düşünmeyen insan ne garip insandır. Ama düşünmeyi kabul edip tefekkürün farkında olup da okumayan insan ne garip insandır. Çünkü okumadan, bilgi sahibi olmadan nasıl düşünebilir ki insan? Çünkü insan kendisine verilmiş beyni, hafızayı bilgiyle doldurduğunda ancak tefekkürün kıvrımları arasında dolaşmayı becerebilir. İnsanın düşünmek için, tefekkür edebilmek için ilme ihtiyacı vardır ve duyguya ihtiyacı vardır. Çünkü ilim ve duygu olmadan insan gerçek insan olmayı başaramıyor. Evet, göze ihtiyacı var, kulağa ihtiyacı var. Görecek, işitecek, duracak, yürüyecek, yiyecek, içecek, akşam evine gidecek, barınacak, sabah akşam karnını doyuracak, sıcak uyuyacağı bir yatağa ihtiyaç duyacak. Öbürler de duyuyor. Hangi yılan yuvasına gitmek istemiyor ki? Yılan olduğu halde değil mi? Ürpeririz baktığımızda. Hangisi karnını doyurmak için gün boyu av peşinde koşmuyor ki? İnsanlar rızık peşinde koşuyoruz derken. Onlar da aynı şeyin peşinde. Ama onlar bir tahsil hayatıyla baş başa değiller. Onlara Cenab-ı Hak doğuştan vermiş verdiğini. Yani işte Bir sığırın yavrusu birkaç dakika içerisinde ayağa kalkıyor, yürümeye başlıyor. Ya da ormanda Serengeti'de bir hayvan doğuruyor. Bir süre sonra ayağa kalkıyor. 2 gün içerisinde bakıyorsun ki onlarla beraber dolaşıyor. Hadi bana bir insan bebeği getirin bunu yapacak. Var mı içimizde böyle bir yiğit doğuracak adam? Bir hanımefendi var mı? Yani doğuracak, hemen 2 gün sonra ayağa kalkacak o diğerleri. Böyle değiliz biz. Adım adım gidiyoruz. Buna ben başarı bedel ister konferanslarında tedricen yürümek diyorum hedefe. Adım adım gitmek. Çocukluğumuz da böyle. Adım adım gidiyoruz. Birdenbire olmuyor. Sabırla, büyüyerek, gelişerek, olgunlaşarak. Tecdiden diyorum. Yenilenerek gitmek mecburiyetindeyiz. Biz diğerleri gibi değiliz. Hafızamızın bilgiye ihtiyacı var. Onlara bir bilgiyi yüklemeseniz de onlar aynı kalıyor. İnsan böyle değil. İnsana bilgiyi yüklemediğinizde geriye gidiyor. İnsanın kocadıkça hiç olması bundan İmam-ı Azam'ın dediği gibi. İnsan bildikçe alim, kocadıkça cahilse hiç, alimse koç olur. Yaş ilerlese de. Sebebi budur. Öğrendikçe koç olan, öğrenmedikçe hiç olan bir varlık olarak insanın mutlaka ufkunda bir hayalinin olması gerekiyor. Varacağı bir yerin, ölümden önce tamamlamak istediği son arzu. Ama biz öyle bir medeniyetin insanlarıyız ki sevgili gençler, 5 dakika sonra öleceğimizi bilsek, şurada bir tohum varsa kalkıp o tohumu toprağa atmamız gereken bir bilinçle, bir şuurla yüz yüzeyiz. Zamanın birinde bunu böyle söylediğimde bir arkadaşla kahvehaneye geçtik. Dedi ki ya 5 dakika sonra bir tohum, ben dedi bunu çok anlayamıyorum yani. Ölüyor adam zaten. Dedim ki adam kendisi için yapmıyor. 30 yıl sonra o ağacın gölgesinde gölgelenecek hayvanlar için yapıyor. 20 yıl sonra o ağacın meyvesinden faydalanacak insanlar için yapıyor. Aa dedi, bu iş, bu herhalde bizim eski dilde diğer gamlık dediğimiz şey ondan kaynaklanıyor değil mi dedi. Evet dedim. Çünkü biz millet olarak da, medeniyet olarak da diğer gam bir milletiz ve medeniyetiz. Biz medecek şekilde yaşamayı hedefleyemeyiz. Bizim yaşam alanımız içerisinde bizden çok başkalarının huzuru ve mutluluğu vardır. Bizim mutluluğumuz ve huzurumuz başkalarını mutsuz ediyorsa biz özgürlüğü orada özgürlük olarak tanımayız. Böyle bir özgürlüğün sahibi de olmak istemem. Ben yaşayacağım, mutlu olacağım ama Mahmut Bey huzursuz olacak benim yaşadıklarımdan. Hayır, hayır. İşte bu diğer gamlığın, bu güzelliğin 5 dakika sonraki adı ne biliyor musunuz? Bir tohumu toprağa atmaktır. Varın 50 yılınız var. Peki 50 yıllık bir ömür varsa önünüzde inşallah hangi tohumları toprağa atacaksınız? Ufkunuzdaki hayaliniz nedir? İşte bunlar çok önemli. Bunları tefekkür edin, bunları düşünün, sorgulayın. Bunları sorgulayalım ki her birimizin bir hayal olsun bu topraklarda. Yani bazıları siyaseten filan alır da hayır, siyaseten filan değildir. 2071'de bu topraklarda ne olacak gerçekten? Mesela ben 1980'li yıllarda 84, 85, 86 yeni asistan olmuşum. İşte doktora için, yüksek lisans için çalışmalar yapıyorum. Metodoloji derslerine giriyordum. Orada stratejik yönetimden, metot biliminden, geleceğin dünyasından filan söz ederken biraz da fütürist bir anlayışla şöyle diyordum. Ya 40 yıl sonra Orta Doğu ne olacak tahmin edebiliyor musunuz? Belki de 40 yıl sonra Orta Doğu'da başka şeyler olacak diyordum. Çünkü figüranlar her zaman değiştirilir. Bir filmde aktörler oynatılıyorsa o aktörler değiştirilir. Derler ki sen şimdi değil kardeşim, öbür başrolü oynayacak. Filmi çeken adam kendisi değilse. Orta Doğu'daki filmlerde başkaları çekiyor diyordu. Aktörler de oynuyorlar o rolleri. Belki 40 yıl sonra aktörler olmayacak. O zaman kimler vardı? İşte Saddam Hüseyinler vardı, Muammer Kaddafiler vardı, Hüsnü Mübarekler vardı, Hafız Esadlar filan vardı. Suriye böyle değildi, Irak böyle değildi, Libya böyle değildi, Mısır böyle değildi. Orta Doğu böyle değildi, Afganistan da öyle değildi filan. Ne yaptılar aktörleri, film çekenler? Değiştirmeye çalıştılar. Yeni dizaynlar, yeni düzenler. Peki 40 sene sonra Türkiye nerede olacak? Bir bilgimiz var mı? Birileri burayı da değiştirmeye çalışıyor, düzenlemeye çalışıyor. İşte bütün bunlara makbul ve menfi olmayan, yani müsbet, yani yeni dilde olumlu bir cevap verebilmek için her birimizin şimdiden 40 yıl sonraki toprağa atacağımız tohumlar da dahil olmak üzere bugünden itibaren bu anıt topraklarda, Anadolu topraklarında yeşerteceğimiz tohumları, bizim elimizde yeşerecek tohumları hayal edip ufkumuza onları koymamız gerekiyor. Buna mecburuz. Yoksa çocuklarınızın rahat olmayacağı bir Türkiye'de yaşarsınız. Torunlarınızın fazlasıyla huzursuzluk yaşayacağı bir Türkiye'de ve kan dolu bir dünyada yaşarsınız. Çünkü 100 yıldan büyük bir zaman dilimi önce, epey zaman, 150 yıl önce Dostoyevski'nin dediği gibi, olgunlaştıkça kanını çoğaltan ve kan emen bir insanlık var dünyada. Sadece 2 Dünya Savaşı'nın modern dünyada öldürdüğü insan sayısı birkaç yüzyılın toplamından daha fazla. Bütün dünyada ölmüş insan sayısından. Ben insanı modernleştikçe huzura ve mutluluğa eren bir varlık olarak görmüyorum. İnsan modernleştikçe huzura, mutluluğa ulaşmıyor. O başka bir şey. Huzur ve mutluluk başka. Huzur ve mutluluk medeniyetin, insana bakış açısının, dünyaya bakış açısının bir sonucudur. Ve siz dünyaya şöyle bakıyorsanız, benim menfaatim önemlidir, menfaatime uygun gelen her şeyi onaylarım, onun dışındakiler beni ilgilendirmez diyorsanız, ki bugün bütün dünya devlerinin bakış açısı böyledir. Rusya'nın, Amerika'nın, Çin'in, onlar menfaatine olmayan şey onlar için önemli değildir. Amerika çıkıp Suriye'de menfaatlerimiz yoktu, onun için girmedik diyorsa anlayın ne demek istediğini. Böyle diyorsa insanlar ya da toplumlar, siz menfaatine olmadığınız yerde harcanacak birer figürandan ve piyondan ibaretsiniz demektir yeryüzünde. Ama bizim medeniyetimiz böyle değildir. Şeyh Edebali'nin bu topraklarda kurulan medeniyetin tohumlarını atarken söylediği söz, insanı yaşat ki devleti yaşasın. Bizim için insan, bizimle savaşmadığı sürece, bize kurşun atmadığı sürece, bizimle mücadele etmediği sürece öldüreceğimiz bir varlık falan değildir. Haklarını koruyacağımız bir varlıktır hatta. Yüzyıllarca bu topraklarda yaşamış, bir dinimizden olmayan, millet ırkımızdan olmayan insanların, son yüzyılda yoldan çıkarılmış Ermeniler hariç bu topluma bakış açısı tebai sadıka seviyesindedir. Sadık teba. Çünkü bu topraklar onlara huzur vermiştir, mutluluk vermiştir. Hatta bu toprakların evlatları sıkıntı çekmiştir, onlar çekmemiştir. Askerlik yapmamışlardır, doğru düzgün vergi vermemişlerdir filan baktığımızda. Bizim insana bakış açımız böyledir. Diğer gamlık budur. Biz önce başkaları için yaşarız. Ben rahmetli babam için hep öyle diyordum. Kendi evladından önce başkalarının evlatlarının problemlerini ağlıyordu. Beni bırakıyordu, yeğeni için ağlıyordu. Dönüp diyordu ki sen evdesin, eve gidince senin için zaten ağlarız. Yani tavrı buydu, kelimeler böyle olmasa da. Bir yeğeninin sorunlarından dolayı 100 felci geçirdi yani. Yüzünün yarısı gitti adamın. Ve ondan dolayıdır ki zaten kalp krizinden ondan sonra vefat etti bir süre sonra. Böyleydi. Bir arkadaşımın hanımı ölmüştü. İmam Hatip'te okuyorum. Beni ziyarete geldi. Baba ne oldu ya yüzün garip, gözlerin şişmiş. Hüngür hüngür ağladı dedim herhalde. Çok kötü bir şey oldu oğlum dedi. Fahri amcanın hanımı öldü ya dedi. Başkalarının eşi için hüngür hüngür ağlayan insanların coğrafyasıdır bu coğrafya. Şimdi benim annem ölüyor. Bulunduğum evde, binada 15 gün sonra duyuyor birisi. Diyor ki ya hoca annen olmuş. Başın sağ olsun. Böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz şu an. Onun için sevgili gençler, ya bizi, medeniyetimizi, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi öğrenip rüyalarımızın olması lazım ve o rüyalara da bedel ödeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor ki yarınlar da Türkiye'de güzel olsun. Yoksa yarınlarımız güzel olmaz. Böyle çok canavarlıklar var ki dünyada. İşte ben bunu dedikten sonra çay içmek için oturacağım. Şimdi evet, hüman kuşu yükseklerden seslenir filan. Beni durdurun valla işte ben işte ne bileyim. Evet. Garipli adam başlıyorum, nereye gittiğimi de bilmiyorum. İşte ağzıma geleni söylüyorum. Hadi bakalım Şevket kardeşimiz çalsın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Estağfurullah. Yani bir daha kendimize sorduk yani. Tamam, eyvallah, eyvallah. Nameler şimdi onu destekler. Gerçekten öyle tamam, olacak. Türküler de bizi söyler çünkü. Sayın Yıldırım. Çok açık içiyorum. Hemen getiriyorum. Çok az açalım, ben okuyacağım size. Evet evet, limonlu çok açık. Böyle ben bir de okuyacağım. yavru yavru. Huma kuşu yükseklerden sesler. Yar koynunda bir çift sunam beslenir, beslenir. Yavru yavru. Ağlama, kirpiklerin ıslanır. Ben ağlayayım, belki gönül ıslanır. Oy gülüm lene 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 lene, belki gönül uslanır uslanır. Yazıda bana gül olur, yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim, lal olur, yar yar lal olur, yar lal lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur, yar yar del olur, yar yar del olur. Aşka düşen divane gezer, del olur, yar yar del olur, yar yar del olur. Mezarımı derinde kalsın, dar olsun, yar yar dar olsun, yar yar dar olsun. Üstü lale, üstü de sümbül, bağ olsun, yar yar bağ olsun, yar yar bağ olsun. Ben sevdiceğim, sağ olsun, yar yar sağ olsun, yar yar sağ olsun. Ben ölürsem sevdiceğim, sağ olsun, yar yar sağ olsun, yar yar sağ olsun. Tahkiye, hikaye medeniyettir ama hikayenin içinde öğretir. Masal medeniyettir ama masalın içinde öğretir. Binbir gece masalları bunun için vardı. Ahmediyeler, Muhammediyeler, Siyer-i Nebiler, Battal Gazi destanları, destanlar bunun için vardı. Bize yol öğretirdi, adap öğretirdi, erkan öğretirdi, muaşeret öğretirdi. Ben çocukluğumu masalların içerisinde geçirdim. Okul olmayan bir köyde nenemden masallar dinledim, hikayeler. Annem anlatırdı, teyzelerimiz anlatırdı, yengelerimiz anlatırdı. O hikayelerin ve masalların bana verdiğini daha sonraki kitaplar bile veremedi. Birçok adabı, birçok erkanı, usulü orada öğrendik. Köy odasında okunan şiirlerden öğrendik. Destanlardan öğrendik. Ne acı çocuklarımızın, gençlerimizin bugün bilmediği hikayeler var pek çoğu. Enuşirvan diye bir İran kralı vardır, yani Kisra'sı vardır. Adaletiyle meşhur, adaletin babası olarak bilinen bir adam. Bizde Nuşirevan diye geçer. Bakın, bir kıssanın bir hayata nasıl dokunduğunu en güzel gösteren örneklerden bir tanesidir. Rivayet edilir ki bir de kıssalarda, masallarda, efsanelerde, destanlarda kronoloji, kahraman, gerçekliği filan aramayacaksınız. Önemli olan o olayın kendisidir. Pek çok şey farklılaşır, değişir, dönüşür, isimler farklılaşır. Mühim olan hadisenin kendisidir. Rivayet edilir ki Hazreti Ömer'le Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas arasında yaşanır hadise, kıssa. Ama öyle bir dersi vardır ki unutamazsınız. Adalet dendiğinde aklıma gelir benim. Bana birileri adaleti sorduğunda bu kıssayı anlatırım. Derim ki adalet işte budur. Hazreti Ömer onun için adaletin dünyada en bilinenidir. Nuşirevan onun için böyle biliniyor. Ömer bin Abdülaziz onun için adalet dendiğinde akla gelir. Bir kıssa, bir hikaye, bir hadise bize adaleti tasvir eder, anlatır ve kabul ettirir. Dersiniz ki adalet işte budur. Sa'd bin Ebi Vakkas, rivayet odur ki Şam valisidir. Bir ihtimal Küfe valisi, orada da valilik yapmış. Bir caminin yerini genişletecek. Düzenleme yapıyor. Henüz Müslüman olmamış olan oradaki Yahudi tebaadan birisinin arazisini ister. Vermez adam. 2 misli para teklif eder. Hayırdır, ben arazimi bir Müslüman camiine vermek istemiyorum. Ama vali gücünü kullanır. Zorla elinden alır araziyi. Fazla miktarda da para vererek. Çaresiz. Yahudi der ki Müslümanlara, siz hani adalet filan diyordunuz, yani zorla bir insanın elinden adaletsini almak var mı? Derler ki evet, bu yanlış. Git Halife Ömer'e şikayet et. Medine'nin yolunu tutar. Gider. Sonra yanına yaklaşır, bakar 3-4 kişi oturur, hanginiz Ömer diye sorar. Halbuki mesela ben bir yerde hani bir ünvanımla bir oldum, hemen anlarlar ha bu olmalı filan diye. Bizim gibi böyle ayırt edilmiş vakalar filan değil onlar. Toplumun içerisinde hiç kendisini belli etmeyen insanlar. Peygamberimiz de öyleydi. Yani adamın biri geliyor böyle pejmürde kıyafetler içerisinde, o Hazreti Ömer de orada o gün. Muhammed hanginiz diye soruyor. Şöyle demiyor, ha bu peygamber bak belli, tacı var böyle iri yarı giyinmiş filan ya da kılığı kıyafetinden belli işte şöyle. Demiyor hanginiz? Benim deyince, ben diyor İslam'ı öğrenmeye geldim. Nedir diyor, anlat. O da diyor ki 5'tir. Nedir? Diyor ki işte namazdır, günde 5 defa namaz kılacaksın ama 6'yı kılmam diyor ha. Tamam diyor, kılma. 4'e de indirmem diyor. Tamam. O Muhammed kim filan deyince Hazreti Ömer kılıcına sarılıyor. Hazreti Ömer celalli bir adam. Dur diyor, bir anlatsın bakalım. Hani size bir tehlike mi yapacak, bir şey mi yapacak diye tedbir alıyor. Başka işler 30 Ramazan, 31 gün tutmam diyor. İndirmem diyor 29'a 28'e değer gün inmiyorsa kendisi. Tamam diyor. Başka işte 40'ta bir zekat, 2'yi vermem diyor. Vermem. Yarıma da indirmem. İşte ömrünce bir hac, 2 defa gitmem diyor. Tamam, gitme. Bu mudur İslam? Evet. Ben Müslüman oldum diyor. Allah'a ısmarladık. Soruyorlar. Ey Allah'ın elçisi, bunun hikmeti nedir? Samimi ise cennettedir diyor. Çünkü İslam samimiyettir. İşte orada bu hadiseyi yaşayan Hazreti Ömer'i görüyor. Anlatıyor durumu. Diyor ki benim elimden zorla arazimi aldı sizin valiniz. Şuradan bir kağıt parçası getirin. Kağıt yok efendim diyorlar. Oradan bir kemik parçası diyor. Şu kemiği getirin. Üzerine bir cümle yazıyor. Ene adilun min Nuşirevan. Ben Nuşirevan'dan daha adilim. Bunu götür diyor valiye. Adam alıyor. Ene adilun min Nuşirevan. Ben Nuşirevan'dan daha adilim. Ne ifade edebilir? Yani ne anlatabilir ki bir Yahudi? Ya diyor, bu nasıl adamlar bu Müslümanlar? Şu yazdığına bak diyor, bununla vali iş yapacak. Alıyor, kuşağın arasına koyuyor, yola düşüyor, gidiyor. Vereyim mi, vermeyeyim mi diye tereddüt ediyor. En son diyor ki bir öğreneyim ya, şunun sırrı nedir? Yani kemik parçası bir cümle. Götürüyor saadetleri bak, kısa veriyor. Alınca ben adilim minnu şilevan, titremeye başlıyor saadet. Ne yaptın sen diyor. Ömer'e gittim diyor, sen şikayet ettim, elimden aldın. Ya diyor söyleseydin verirdim diyor, al diyor, arsan senin olsun, paralar hepsi sende kalsın, istemiyor, aman diyor git diyor, bu işi halloldu diye ben Ömer'e diyor haberci göndereceğim. Adam şaşırıyor. Ya diyor burada ne yazıyor? Ben Nuşirevan'dan daha adilim ne demek diyor yani. Sen ne anladın ki diyor bu kadar korktun, ürperdin. Şimdi anlatamam diyor. Ben diyor o hali yaşıyorum. Sen diyor çık dışarı diyor, adamı gönderiyor. Adam dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Ne olur diyor anlat. İkna olursam Müslüman olacağım diyor. Ben diyor perişan oldum. Ya bir cümle neyi anlatabilirsin? Bu cümlede ne vardı ki böyle? Sa'd ibn Ebu Vakkas anlatıyor. Ticaret için İran'a gittik diyor. Develerimiz vardı, paramız vardı yanımızda bir miktar. Bir çeşmenin başındayken bir çete geldi, elimizden develeri aldı, paramızı aldı. Çaresiz bir hana gittik. Hancı'ya anlattık durumu. Dedi ki hancı, burada çok adil bir hükümdar var. Enuşirvan ya da Nuşirevan. Gidin ve şikayet edin. Size hakkınızı ödeyecektir. Çünkü çok adil bir adamdır. Gittik diyor yanına, anlattık. Tercüman anlattı dediklerimizi. Kızardı, bozardı, canı sıkıldı. Benim ülkemde nasıl insanların paralarını alırlar dedi ve bize bir miktar para verdi, gönderdi bizi. Dedik ki ya develer vardı yani, biz sadece para demedik, deve de dedik yani, böyle mi adalet olur? Hana gittik, hancıya anlattık. Hancı demiş ki tercümanda da bir hata vardır. Tercüman yanlış tercüme etti. O adam böyle bir adam değil. Develerinizi size verir. Sonra kalktı kendisi bizimle beraber geldi diyor, saraya gittik. Tercümanlık yaptı, anlattı. Enuşirvan'ın yüz rengi iyice değişti. Canı sıkıldı, bana tercümanı çabuk bulun getirin diyor dedi. Tercüman yakalandı, getirildi. Bize de dedi ki bir gün izin verin, bir gün sonra develerinizi ve paranızı yanınızda bulacaksınız. Biz gittik hana, bir gün sabrettik, bir gün sonra bir baktık ki kapının önünde develer ve kaybettiğimiz keseler. İşte şimdi oldu dedik, yalnız bunları teslim eden adam bize dedi ki ayrı ayrı kapısı var iki tane. Şehrin iki kapısından ayrı ayrı çıkacaksınız. Aynı yerden çıkmayacaksınız. Develerinizi ve paranızı da kapının dışında biz size teslim edeceğiz. Ne olduğunu anlayamadık. Verdik, vedalaştık hancıyla, yürüdük kapılara. Baktık ki kapının birisinde tercümanın cesedi asılmış ve göğsünde bir yazı var. İşte o çetenin başlarından birisi bu tercümandı ve Nuşirevan'ın emriyle idam edilmiştir. Başkalarının hakkına tecavüz ettiği için. Öbür kapıda kim vardı? Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki öbür kapıda da Nuşirevan'ın kendi oğlu vardı. Ve göğsüne yazmıştı Nuşirevan'ın oğlu da olsa başkalarının hakkına tecavüz etti mi öldürülür ve idam edilmişti. Ve dışarıda biz yürüdük, birbirimizle konuşmadan saatlerce yürüdük bu hadisenin etkisiyle. Diyor ki Yahudi işte gördün mü diyor bana ne demek istiyor Ömer. Ene adilun min Nuşirevan. Ben Nuşirevan'dan daha adilim ha. Senin bütün parçalarını tek tek şehrin kapılarına asarım. Sen kimsenin hakkına tecavüz edemezsin. Alın size bir cümle ve alın bir kıssa. Bizim kıssalarımız böyledir işte gençler. Hikayemizi öğrenin. Kitaplar, bilgiler eyvallah ama buralardaki hikayeleri öğrenin. O hikayelerden alacağımız dersler var. Şimdi hangimiz en adilun min Nuşirevan'ı unutabiliriz ki ben yıllardır unutamıyorum. Peki ben bunu hangi yıl öğrenmiştim? 6-7 yaşlarımda köy odasında, okulun olmadığı bir köyde öğrenmiştim. Rahmetli amcam demişti en adilun min Nuşirevan diye. Böyle demiş Hazreti Ömer diye. Hala unutmuyorum. Diyorum ki adalet işte budur. Kıssa deyip işte böyle. Yani hasbihal mi? Hasbihalinizi kıssalarla yapın mesela. Bir araya geldiğinizde, konuştuğunuzda, bir yerde muhabbet ettiğinizde, aranızda sohbet ederken bir kıssa anlatın, üzerinde durun. Ne anlattığını düşünün. O kıssadan nasıl bir ders çıkaracağımızı, bunu konuşalım artık. Hatta geçen de bir belediyeye önerdim. Dedim ki, ya kıssa evleri yapın ne olur. Kıssa odaları, kıssa evleri. Mesela eskiyi hatırlatsın, soba koyun oraya. Sobada bir şeyler kaynasın, çay demlensin, çay verilsin, bisküvi verilsin, yemek verilsin. Hatta yemek verilsin. Karnı açsa bir insan geldiğinde orada bir şeyler yesin. Ama orada kıssa anlatıcıları olsun. Hatta kıssa yarışmaları yapın. Gelsin birileri kıssa anlasın. Şu kıssaları yeniden konuşalım. Çünkü masallarımızı bilmiyoruz. Ama masallarda bizim medeniyetimiz saklı. Bizim evrenimiz orada gizli. Hani genç kız ve delikanlı sevdalanırlar ya birbirlerine. Onlara denir ki atalarınızdan kalan, Üstad Sezai Karakoç bunu böyle güzel, çok güzel tasvir eder. Atalarınızdan kalan bir define var. O defineyi arayın bulun diye. Nerede olduğunu sorarlar, batının denizlerinde derler. Dalarlar batının denizlerinin dibine, bulamazlar bir türlü o defineyi. Çünkü yuvalarını ona göre kuracaklardır. Tam çıkmak isterler, bakarlar ki çıkamıyoruz artık. Boğulmak üzereyken onlar sırtlarındaki sandık düşer denizin dibine, kopar. Kapağı açılır sandığın, bir de ne görsünler, aradıkları hazine sırtlarındaki sandığın içindeymiş meğer. Biz sırtımızda koca bir sandık varken, başka bir medeniyetin denizlerinin dibinde define arayan bir millet durumuna düştük. Emaneti taşıyamadık. Geldiğimiz hal bugün budur. Onun için silkinip yeniden ayağa kalkmamız için kıssalarımızı ve hikayelerimizi canlandırmamız lazım. Mesela çok canlı bir şey yapayım. Yani 300 Spartalı'yı biliyor musunuz? Var mı duymayanımız? Hepimiz duyduk, filmlerini seyrettik. En son Kıyamet Melekleri seyreden oldu mu televizyonlarda? Peki Yahya Kemal'in şu beytini biliyor musunuz? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bilmeyenimiz var mı bu beyti? Yok. Peki ne için yazdığını biliyor musunuz? Yahya Kemal'in bu beyti ne için yazdığını, o akının hangi akın olduğunu biliyor musunuz? Var mı bilin? İzah etsin, ben de tamam diyeyim, dinleyeceğiz. Ne acı değil mi? Yahya Kemal'in beytinde anlattığı adamlar 1000 atlı da değil, 800 atlıdır. Dünyanın gerçek süpermenleridir onlar. Gerçek örümcek adamlarıdır. Gerçek Batman'idir, eğer bunlar varsa böyle insanüstü. Çünkü insana ağır gelen bir yükü, insanüstü bir yükü taşımışlardır omuzlarında. Ama biz onları bilmiyoruz. Niye 1000 atlı diyor Yahya Kemal? Çünkü 800 heceye sığmıyordu ondan. Aslında 800 atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. 800 atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Beytin aslı budur. Ama 800 hece sayısı fazla. 1000 daha yuvarlak sayıdır. Hani psikolojik rakam koyarlar. 999 lira, 1000 lira demezler filan ya. Yahya Kemal ne yapayım diyor, 1000 olsun diyor. 800, çünkü Yahya Kemal Balkanlar, orada geçen hadiseleri çok iyi bilir. Hangi hadise bu? Edirneli olan var mı içimizde? Yok. Edirneliler biraz daha iyi bilebilir. Lala Şahin Paşa'nın hadisesidir. Çünkü bu hani Süpermen'e karşı Çirmen Savaşı'nı anlatır. Çünkü 800 atlı 70.000 Sırp ordusunu yenmiştir. 70.000 kişilik. Açın, bakın şimdi. Wikipedia'da bile bütün batılı kaynaklar vardır. Yerli kaynak azdır. Der ki 800 tane akıncının 70.000 kişilik Sırp ordusunu yenip 2 kralı öldürüp 2.000 şövalyeyi telef edip 25.000 kişiyi esir alıp 20.000 kişiyi Meriç'te boğduğu gece baskınının adıdır Çirmen. Neden 1000 atlı akınlarda çocuklar gibi şendik biliyor musunuz? Çünkü davul sesleriyle hücuma kalkıyorlardı ondan. Çünkü Lala Şahin Paşa Çirmen'in etrafına davulcular yerleştiriyor. Gece yarısı her akıncının da 3 tane meşale, 2 tane meşale, davullar çalmaya başlıyor. Hücum emri veriliyor ve hücuma geçiyorlar. Bir savaş böyle kazanılıyor. 1000 atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. 1000 atlı o gün dev gibi bir orada yendik. Ama halimize bakın ki 300 Spartalı'yı bize öğreten dünya 800 akıncıyı öğretmiyor. İşte o yüzden sırtımızdaki hazineden haberimiz yok. Bunlara gençler, bunlara zaman ayırın, oturun, okuyun, tarihimizi, geçmişimizi, nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi. O zaman bu topraklardaki acı sonlanabilir. Yoksa bu acı daha çok devam edecek. Bu topraklarda büyüyüp de bu topraklara kurşun sıkan insanların hali bundandır. Onlara kızmıyorum, biz onlara öğretemedik ki bir şey. Bizim hikayemizde büyümediler ki, onlar başka bir dünyanın hikayesiyle büyüdüler. Bu topraklarda yaşayıp bu ülkenin değerlerine düşman olan bir genci ben nasıl izah edeyim? Bakın, Yahya Kemal'in o güzel şiirinin makamını bile bilmiyoruz yani. Hani sizi sakın, çok görmüyorum abi. Yani hocalarımıza falan soruyorum, çok bilmiyorum. Halbuki ne güzel bir ayrıntıdır bu. Mesela sorayım size, Çirmen diye biri var mı? Süpermen diye bir şey var mı dünyada? Thor diye bir şey var mı? Örümcek adam, ama bize izlettiler mi? Milyarlarca insanın parasını aldılar mı? Ama biz 800 akıncıyı bilmiyoruz. Süpermen mi arıyorsunuz dünyada? Onlar da Süpermen gerçekten işte. 800 tane adam ya. 70.000 kişi. Adam başına neredeyse 1000 tane adam düşüyor bir kişiye. 100 tane adam düşüyor. 100 tane adam düşüyor yani. Bir insan 100 kişi ya. Kaç kişisiniz? Hadi bir savaşalım bakalım. Ben ne yapabilirim size karşı? Ama hadise öyle değil işte. Mevzu bir iman meselesidir, izan meselesidir, hayal meselesidir, hedef meselesidir. Mevzu stratejiktir, Lala Şahin Paşa'nın başarısıdır vesaire hepsi. Ama biz bilmiyoruz. Kıssalarımız böyle. Size bir masal anlatacağım, nenemin bana anlattığı ve o masalla yıllar sonra nasıl yüzleştiğimi söyleyeceğim. Ve ondan sonra da sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Şiirle de bitireceğim. Sonra Çanakkale'ye doğru yola çıkacağım sevgili genç kardeşlerim. Nenem anlatırdı, otururduk dizinin dibine, bu Binbir Gece masallarından masallar anlatırdı. Tarihi hadiseleri, kıssaları, destanları onlardan dinlerdik. Köy odasında konuşulurdu. Pek çok destanı köy odasında dinledik büyüklerimizden. Ve ben 9 yaşımda filan 20 tane şiir ezberden okuyordum. Yani 20 şiir vardı ezberimde. Kaçımızın ezberinde kaç şiir var bilmiyorum şu yaşta ama böyleydi. O odada ben böyle bir kültür, böyle bir irfan dünyası içerisinde yetişmek gibi bir talihe denk geldim ya. Bu gerçekten büyük bir talihtir. Mesela aman ha sakın yanlış anlamayın. Asla hepsi benim kardeşim. Kaç şiir biliyor babanız ezberden? Kaç şiir okuyor bir sorun bakalım. 2 divanın tamamını ezberden okuyordu rahmetli babam. O okuyordu, ben kontrol ediyordum. Çünkü böyle odayı anlayasınız diye söylüyorum. O masalın odası böyle bir odaydı. Çünkü ninem anlatırdı. Derdi ki çocuklar gelin size Muradına Eren Dilber'in masalını anlatayım. Toplandık etrafında Gülçehre ninem. Köylü genç kız derdi. Köy 3-4 ay kapanırdı, yol iz yok. Erzurum'a gidemezdik. Orasına inemezdik. Erzurum'a gitmek hayaldi zaten. Karlar, tünellerle evden eve yol açarlardı köyümüzde o yıllarda. Gaz yağınız mı bitti, karanlıkta kaldınız demektir. Komşularda da yoksa akşam olur olmaz yatağı sererdik, içine girerdik. Bizim akşamımız aydınlıkta olmazdı hiçbir zaman. Böyle bir köyden söz ediyorum, böyle bir sıkıntılı ortamda. Ama gönülleri aydınlatan bir meşale vardı. İlim, irfan meşalesi. Şiirin kandilleri yanardı o köyün odasında. Çünkü insanlar şiir okurdu, destan okurdu, masal anlatırdı. Ninem onlardan biriydi. 8 yıl yatarak kaldı. Bizim evde vefat etti. Ölümünden bir süre önceden toplamıştı bize etrafına. Demişti ki çocuklar, güzel izler bırakın yeryüzünde. Anlayamazdık çoğu defa. Şimdi kafamıza dank ediyor ama o çocukluk halinizde pek kavrayamıyorsunuz. Yine ne izini, neden bahsediyorsun? Evlatlar dedi. Yerin altındakiler üstündekilerden çoktur. Toprağın altına girmişler. Ama onlardan yeryüzündekilerin hatırladığı azdır. Yerin altındakilerden yerin üstündekilerin hatırladığı 2 insan vardır. İyiliğiyle iz bırakan, kötülüğüyle iz bırakan. Çocuklar derdi, siz iyiliğinizle iz bırakın ki yerin altındakiler sizi güzel hatırlasın. Ve hatırlanmayanlardan olmayın, çünkü onların ne yaptığı bile belli değildir. İşte o nenem nasıl bir iz bırakmış ki bakın bugün masalını anlatıyorum size. Muradına Eren Dilber, köylü genç kız, pencerenin kenarında oyasını işliyor, gergefinde nakış işliyor. Hiç saray görmemiş, şehir görmemiş, sultan görmemiş, şehzade görmemiş. Merak edip duruyor, acaba şehir nasıl bir yer, sultan nasıl biri, şehzade nasıl bir adam? Bu köyden çıksam ne görürüm? Kendimizi vururduk o Dilber'in yerinde, çünkü köydeydik ve hiçbir yeri bilmezdik. İşte bir gün pencerenin kenarında yine böyle hayal ederken acaba saraya gidebilir miyim bir gün? Bir saray görebilir miyim? Şehzade görebilir miyim? Bir de böyle heyecanla bakıyoruz. Çünkü hikaye onlardan geliyor bize. Televizyon yok, radyo yok, bir şey yok. Nene ne oldu filan? İşte o gün oğlum tam böyle heyecanla yine o hayalini düşünürken bir serçe kondu pencereye. Karnı kınalı bir serçe. Nene niye karnı kınalı? İşte evladım o karnı kınalı bir serçeydi. Peki ne oldu? Serçe konuşmaya başladı. Genç kız şaşırdı. Allah Allah bu kuş konuşuyor. Masal bu ya evlatlar. Serçe konuşacak tabii. Peki ne dedi serçe genç kıza? Ona dedi ki seni bir saraya götürmeye geldim. Genç kız şaşırdı. Sen nereden biliyorsun benim bir saraya gitmek istediğimi? Hayal kuruyorsun ya durmadan. Rüyalarım var ya saraya gitme rüyalarım. Şimdi bedelini ödeyecek. Bedel istiyor rüyalar benden. Evet var, işte ben seni götürmeye geldim. Sen bu ufacık halinle beni saraya nasıl götüreceksin deyince serçe uçtu. Kız şaşırdı. Canını yaktın herhalde ufacık dedim. Ondan gitti filan diye düşündü. Bir daha gelir mi diye merak etti. Yine bir hafta sonra filan heyecanla sarayı ve serçeyi düşünürken kuş gelip kondu. Küçüğüm değil mi dedi yani. Karnı kınalı da olsa ben ufacık bir serçeyim. Seni saraya nasıl götüreceğim ki, buna inanmadın değil mi? Nasıl inanayım ki dedi kız. Serçe bunun üzerine o zaman dedi inandığın zaman beni hatırla. Uçtu gitti. Kız bekledi. Demek ki bu serçede bir iş var. Bunda bir şey var ya, o serçe değil de başka bir şey mi acaba? Olabilir, beni götürebilir dediğinde yine geldi kondu serçe pencereye. İnanmaya başladın değil mi? Evet. O zaman sana hikayemi anlatayım. Bak dedi. Seni saraya götüreceğim. Sen bakma benim böyle ufacık bir serçe olduğuma. Şaşırıp kalacaksın çünkü. Sarayın bahçesinde giriş kapısı var. Giriş kapısından içeriye girmeyeceğiz. Orada bir taş var boylu boyunca. Taşın üzerine uzanmış bir şehzade var. Ölü. Başında 40 gün sabırla bekleyecek birini bekliyor. Sen o 40 günü tamamlarsan saraya sultan olacaksın zaten. Var mısın, hazır mısın? Hazırım dedi genç kız. Beklerim ben 40 gün. Tamam o zaman. Peki beni nasıl götüreceksin bu halinle? Serçe ona kendisini anlattı. Dedi ki diğer kuşlar da senin gibi bakıyorlar. Diyorlar ki şu ufacık kuşa bak, bir de gök gürlediğinde sırtını yere dayayıp ayaklarını yukarıya dikiyor. Şu haliyle de hiç titremiyor, korkmuyor. Onlar çünkü gök gürlediği zaman hava kapalıysa tir tir titriyorlar, bir araya geliyorlar. Eyvah yıldırım düşecek, biz öleceğiz falan diye bakıyorlar. Ben böyle sırtımı dikiyorum, yukarıya doğru ayaklarımı çeviriyorum. Şaşırıp kalıyorlar, üstüme gülüyorlar, istihza ediyorlar. Hatta bir gün havanın çok fazla bunalımlı, problemli, şimşekli, yağmurlu, fırtınalı olduğu bir şeyde yıldırımlar patlarken ben yine ayağımı gökyüzüne diktim, sırtımı yere verdim. Onlar tir tir titriyordu. En büyük kuşlar bile alay ettiler benimle. Dediler sen ufacık haline ne yapıyorsun böyle? Diyor, dedim ki gökyüzü yıkılır diye tutmaya çalışıyorum. İyice kahkaha attılar. Sen dediler manyak mısın? Bu halinle gökyüzünü nasıl tutacaksın? Ayağa kalktım ve onlara dedim ki bakın ben karnı kınalı bir serçeyim. Siz benim içimde ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Hangimiz hanginizin içinde ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Nereden bilelim dediler. Göster o zaman, silkindim ve koskoca bir Zümrüt Anka'ya dönüştüm diyor ve serçe bir anda Zümrüt Anka'ya dönüyor genç kızın. Atla kanatlarına. Kanatlarla biz nasıl heyecanlıyız biliyor musunuz? Ne anlatıyor biz böyle gözümüzün önünde. Serçeler, büyük kuşlar falan geçiyor. Hayal dünyamız çalışıyor onda. Atlıyor sırtına. Nene, oğlum yarın anlatırım artık. Bir de arkası yarını falan öğretiyordu bize. Biz ertesi gün heyecanla akşamı bekliyoruz. Nenemin işleri bitecek. Bize Murat Eren Dilber masalının ikinci yarısını anlatacak. Şimdi dizileri falan merak ediyor insanlar. O tekniği kullanıyordu bizim rahmetlilerde. Ertesi gün masal bitiyor. Öbür masal. İndi genç kız kanatların arasına. Genç kıza dedi ki 40 gün hiç ayrılmayacaksın bak. Emaneti taşımanın şartı bu. Yanından ayrılmayacaksın ki uyandığında başında olman lazım. Uyandığında başında ol yeter. Sadece seni görsün uyandığında. Sarayın sultanısın. Tamam dedi genç kız. Getirdi bıraktı, uçtu gitti kuş. Baktı ki bütün ihtiyaçlarını karşılayacak her şey var orada. Sarayın kapısı muhteşem ama içeriye girişi yasak. Yasak değil, girebilir ama uyandığında başında olması gerekiyor. Ama kuş ona yasak dedi, girme çünkü dönmeyebilirsin. O kadar da zayıf mıyım dedi genç kız. Girsem ne olacak, yarım saat bakar dönerim. Hani hepimizde böyle bir özgüven vardır ya, hadi ben yaparım filan diye. O da böyle bir şey taşıyordu. Bir gün, 2 gün, 5 gün, 30 gün, 35, 37, 38, 39 günü tamamladı. Sebatla başında bekledi. Tam 39. gün hayaller kurmaya başladı. Acaba sarayım nasıl işte? Az kaldı 7 saat sonra sultan oluyorum. 6 saat sonra 5 saat sonra derken bir kadın geldi yanına. Kadına sordu siz kimsiniz? Kadın dedi ki ben bu sarayın cariyesiyim. Sarayın içi nasıl? Muhteşem dedi. Aklına bir fikir geldi. Ya cariye beklese acaba 2 saat bir girip saraya baksa dönse hiçbir şey olmazdı ki. Yapabilirdi bunu. Dedi ki ben buradan ayrılamam çünkü uyandığımda başında olmam lazım. 2 saat benim yerime bakabilir misiniz? Ben şu sarayı bir görüp gelsem. Ev bakmaya gidiyor. Tamam dedi cariye, tabii ki siz gidin ben buradayım. Geldiğinizde yerinizi alırsınız. Genç kız sarayın kapısından girdi, başa döndü. Öyle bir güzel dünyayla karşı karşıyaydık artık. Güzellikler gözünün önünden aktı. Kapılar, pencereler, çiçekler, bahçeler. İnsanlar, hizmetçiler, elbiseler. Kendine geldiğinde 3 saat geçmişti. Akşam olmuştu. Eyvah dedi. Daldım gittim, unuttum, süreyi yitirdim. Kapıya koştu geldi ki şehzade uyanmış. Yanındaki yanında duruyor. Çevredekilerle konuşuyor. Hemen yanına koştu. Efendim dedi kendinize gelmişsiniz. Şehzade yanındaki kadına sordu. Bu kim? Dedi ki efendim o da sarayımızın cariyesidir. Çünkü şehzade uyandığında cariye yanındaydı ve ona şöyle dedi. Ey 40 gün başında sabırla bekleyen artık bu sarayın sultanı sensin. Ve sarayın cariyesi saraya sultan olurken, saraya sultan olacak genç kızımız sarayın cariyesi oldu. Çünkü sabredemedi, çünkü emaneti taşıyamadı, emaneti ihanet etti ve sonucunu böyle gördü. Sonra ne oldu nene? Arkası yarın. Ertesi gün beklerdik. Acaba ne olacak? Cariye olarak kalacak mı filan? Ertesi gün anlatır. Genç kız dert yandı, canı yandı, ağladı. Şehzade farkına vardı. Bunda bir cariyelik yok. Bu hiç cariyeye benzemiyor. Asil bir tarafı var bu hanımefendinin. Niye cariye olmuş diye merak etti. Onu izlemeye başladı. Baktı kenar köşe ağlıyor. İyice merak etti. Bir gün yolculuğa çıkarken yanına gitti. Ona dedi ki yolculuğa çıkıyorum. Bir isteğiniz var mı benden? Ey sarayın cariyesi. Genç kız, köylü genç kızımız dedi ki, efendim dedi bana bir sabır taşı getirin gittiğimiz yerden. Anladı şehzade. Bunda büyük bir iş var çünkü sabır taşını kim ister? Artık derdini yüreğine sığdıramayan adam ister masallarda, kadın ister. Çünkü anlatır anlatır yüreği patlayacak gibi olur. Bir taşı anlatayım, taş patlasın diye sabır taşını alır. Sabır taşına derdini anlatır. Taş şişer, şişer, şişer ki o mercimek kadar bir taştır. İnfilak eder, o rahatlar taş onun yerine patlayınca. Oh be der, derdimi anlattım, kurtuldum ama en azından benim kalbim değil. Sabır taşı patladı diye. Getirir sabır taşını yolculuktan. Hatta unutmak üzereyken sonra hatırlar, geri döner filan. Başka varyantlar da var. Anlatır, verir sabır taşını, takip eder onu. Genç kız bir akşam üzeri sabır taşına bütün hikayeyi anlatır. Der ki işte böyle, böyle, böyle. Ben bu toprakların gerçek sahibiyken ve köyde yaşarken saraya sultan olayım diye bir hayal kurdum ama hayalin gereğini yapamadım, emanetine ihanet ettim. Sultan olacağım saraya, cari oldum. Ey taş sen benim yerimde olsan ne yaparsın deyince taş. Derdi ki nene ya kalbi nasıl dayanıyor genç kızın ya taşın infilak etti diye. Oğullarım insan kalbi böyledir, taşın dayanamadığına dayanır. İşte sonra ne oldu yine? Sonra şehzade aldı getirdi cariyeyi, sultan olan cariyeyi genç kızla yüzleştirdi. Hadiseyi öğrenince cariyeyi cezalandırdı. Genç kızı saraya yeniden sultan yaptı. O da ihanetinin bedelini böyle ödedi derdi. Aradan yıllar geçti. İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Hocamız bir piyes getirdi. Dedi ki bunu oynayacağız. Nurla sende bir rol var burada küçük bir rol onu. Bir oku dedi bakalım. Olur hocam dedim. Piyesi aldım elime. Piyesin adı Sabır Taşı. Hemen bizim ninenin masalı geldi gözümün önüne dedim. Bu yazan da Necip Fazıl Kısakürek. İlk defa görüyorum piyesi. Bir okudum ki bizim Murad'ın Eren Dilber masalı. Necip Fazıl o masalı anlatıyor. Ve bize demek istiyor ki millet olarak siz emanete ihanet ettiniz. Ve onun için son 100 yıldır bu toprakların cariyesi muamelesi görüyorsunuz. Bize az mı cariye muamelesi yaptılar? Bana az mı köle muamelesi yaptılar? Onun için bu toprakların sahipleri olarak bizim kıssalarımızı bilmemiz lazım, masallarımızı bilmemiz lazım ki 2 saat kala emanetin başını terk edip sarayın süslerinin içerisine dalıp kendimizi kaybetmeyelim ki bu emanet bizim üzerimizden gidip gitmesin. Bu nedenle lütfen buradan çıktıktan sonra kendinize bir plan yapın. Hayallerinizi bir kurgulayın. Bir nereye gitmek istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, hangi bölümde okuyorsanız. İşinizi en iyi yapacak, ondan çok güzel şeyler üretecek hayaller kurun. Ve ömrünüz içerisinde onun bedelini ödeyin. Ve sizden sonra çocuklarınız, gençler, sizden sonraki insanlar. Allah hepinize uzun ömür versin, hayırlı ömür versin. Ölüp gittikten sonra toprağın altına girdiğinizde üstündekiler sizi hatırlasın. Tıpkı benim ninemin dediği gibi. Güzel izler bırakın. Bunun için çalışın. Vallahi ve billahi yemekten, içmekten, yatmaktan, uyumaktan, zevklerden filan bir şey çıkmıyor. Hepsi geçip gidiyor. Yıllardır nerede, ne ikram ettiler hatırlamıyorum bile. O kadar çok programa gidiyorum, o kadar çok yemek yerelim mi? Hiçbirinin bir anlamı yok. Ne şekilde olursa olsun karnınızı doyuruyorsunuz. 2 tane elbiseyi üst üste giyip gezemezsiniz. Delileri içeri atarlar. O yüzden bu dünyanın bu tür şeyleri yeme, içme filan bunlar hiçbir zaman ufkunuzda olmasın. Evdi, barınmaydı. Zaten en iyi şekilde çalışırsanız bunlar kendiliğinden geliyor. Ama eğer bir hayaliniz olursa ve onun için bedel öderseniz bu ülkenin insanları, hatta bütün dünya insanları sizin çalışmalarınızdan faydalanır. Ve siz gerçekten o zaman 2071'e bu ülkeyi dünyanın en büyük medeniyeti ve devleti olarak taşırsınız. Buna inanıyorum ben. Bunun olacağına inanıyorum. En zor zamanlarda bile buna inandım. Yıl 1993. O kadar dumanlı bir ortam var, bir vehim ortamı var ki. Ama 93'te bile şöyle seslendim. Dünyaya ve Türkiye'ye. Tasalanma yiğidim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir vakiydim. İnkılaba az kaldı. Onun için bir dünya, bir inkılap bekliyor. Hangi dünya? Bizim dünyamız. Neden? Çünkü insanı yaşatan değil, öldüren bir dünyada yaşıyoruz bugün. Zulüm ayyukta, çocuklar telef oluyor, yaşlılar, kadınlar kimsenin umurunda değil. Son cümle sorularınızdan önce. Orta Doğu'da bir çocuk ölür, Amerika'daki annenin yüreği sızlamaz bugün. Afganistan'da bir kadın ölür, Fransa'daki kadının yüreği sızlamaz. O kadar sızlamaz ki, o yürekler bir balıkçıl denizdeki petrolün içerisinde öldüğünde sokaklarda nümayiş yapan yüreklerdir. Bir kaplumbağanın ezilmesine bile tepki gösteren insanlar, tankların ezdiği kadınlara, bombaların öldürdüğü çocuklara, yaşlılara kayıtsız kalırlar. Çünkü onlar için biz işte 39 gün bekleyip sonra da emaneti terk eden insanlardan ibaretiz. Böyle bakarlar bize. Hoş bizim emanetimizi bilmezler ama bize böyle bakarlar. Nasıl? Cariyeliğe layık insan olarak bakarlar. İkinci insan olarak bakarlar. Biz orta dünyanın insanlarıyız çünkü. Bize barbar olarak bakarlar. Tıpkı Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi. Vahşi olarak bakarlar. Emin olabilirsiniz. Yüzyıllarca Avrupa'da Tolkien bunu resmetti. Avrupa'da anneler çocuklara Türkleri ve Müslümanları anlatırken öyle anlattılar. Barbar, et yiyen, koparan, vahşi. Oysa Aliye İzzet Begoviç bunun cevabını çok güzel vermişti. Çirmen'in intikamını alıp binlerce Müslümanı Srebrenica'da katleden Sırplara. Bakın Çirmen diye öldürüyorlar. 800 Akıncı'nın öldürüyor. Yani yendiği savaş. O bir savaştı. Öbürü bir katliamdı. Aliye İzzet Begoviç'e geliyorlar. Diyorlar ki efendim bizlerden aldıkları esirleri öldürdüler, zulmettiler, rızlarına geçtiler, kadınlara tecavüz ettiler, şunu yaptılar, biz de aynısını yapacağız. Gözlerinden yaşlar süzülen Aliye İzzet Begoviç şöyle bir cümle kuruyor. O zaman niye savaşıyoruz ki? Ben de size diyorum ki niye savaştığınızı bilin yeryüzünde. Hepinize teşekkür ederim. Var mı sorularınız? Kısa alayım. Artık yoruldum. Yola çıkacağım. Başarmak istiyorum. Şiiriyle de bitireceğim. Var mı bir sorumuz? Efendim? Tabii. Buyurun. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Buyurun. Eyvallah. Tavsiyem şu, bir defa bilgiyle donanmayandan yazar olmaz. Yazmanız için bilmeniz lazım. Bilmeniz için de bilgiyle donanmanız gerekiyor. Bundan yıllarca önce, yani 1980'li yıllarda bir Amerikalı mimarın bana verdiği bir ders vardı. Uzun hikaye anlatmam zor ama özetini söyleyeyim. Erzurum'un tarihi eserlerini öğrenmek istiyorum. 2 saatliğine ücretini ödeyeceğim, beni gezdir demişti. Ben Erzurum'un tarihi eserlerini bilmediğimi anlayınca kendisine 2 saat süre istemiş ansiklopedilerden, ki o ansiklopediler de yabancıydı. Ana Britannica, Meydan Larus, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde, işletmenin kütüphanesinde. O ansiklopedilerden bu eserlerle ilgili 10 sayfalık metin hazırlamış, ezberlemiş, yola çıkmıştım. Kendisini anlatmaya çalışmıştım. Bana demişti ki sen Erzurum'un tarihi eserlerini bilmiyorsun. Kendi eserlerini bilmiyorsun. Çünkü bunlar ansiklopedide yazıyor. Ben bunları biliyorum zaten. Selçuklu ve Osmanlı mimari üzerine 4 yıl çalıştım. Doğu Beyazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nın mimari özelliklerini tez yapmak için geldim. Yüksek lisans yapacak. Da şu anda dediği bir adam. 2 gün gezmiştik. Ben ona hiçbir şey anlatamamıştım. Erzurum'un tarihi eserlerini o anlatmıştı bana. Yazışalım, mektup arkadaşı olalım dediğimizde sen yazmaya layık bir adam değilsin demişti. Neden diye tepki gösterdiğimde sen atalarından kalan mirası ve eserlerini dahi bilmiyorsun. Onun için sana yazmam demişti. Ben yine de yazmak zorundasınız deyince niye yazayım diye sordu. Dedim ki Amerikan kültürüne göre birisi bir yere gittiğinde hürmet ikram görürse döndüğünde en azından teşekkür mektubu yazar. Onun için yazmanız lazım. Bunu nereden biliyorsun diye sormuştu. O günlerde Aylık Dergi'nin kurucusu, yönetmeni olan Yaşar Kaplan'ın gönderdiği 50 dünya klasiğini okuyordum. O günlerde okuduğum John Steinbeck'in romanlarıydı ve Fareler ve İnsanları daha yeni bitirmiştim. Gazap üzümleri elimdeydi. Sizin romanlarınız böyle anlatıyor. Siz hangi romancınızı okudun? Steinbeck deyince romanlarını say dedi. Çünkü kendi eserlerini bilmeyen başkasının romanını nasıl bilirdi? Romanlarını saymıştım. Hangisini okudun? Fareler ve İnsanlar, kahramanlarını say demişti. Ben de ona bir gol atayım, beni ezdi diye. 2 tane kahramanı var, George ve Lenny. Lenny uzun boylu, sizin gibi, George da benim gibi deyince ne demek istediğimi anlamıştı. Çünkü Lenny zihinsel özürlü, George zeki bir adam, ufak tefek, ben 1.65 boyundaydım. Onu böyle betimleyince dedi ki o sizin, bizim coğrafyada öyledir. Sizin coğrafyalarda uzunlar da aptal, kısalar da aptal. Ben bunun üzerine oturmuş ağlamıştım. Yakutiye medresesinin dibinde anlattım bunu. Program yaptılar, işte buraya dayandım dedim, ağladım. Bana 45 dakika bizim mimarimizle ilgili bir ders verdi. Balkanlardan aldı, Bosna'nın adını ilk defa ondan duydum işte. Gazi Hüsrev Medresesi'nin adını ilk defa ondan duydum. Fotoğraflarla başladı, her fotoğrafın arkasından bana şöyle dedi. Sen ataların olsaydı yazardım, sana yazmam. Bunu yapanlar olsaydı yazardım, sana yazmam. Bunu yapanlar olsaydı yazardım, sana yazmam. Demek istediği şuydu, biliyor musunuz? Mimaride baktığımız zaman 2 şey vardır. Batı mimarisinde dikdörtgenin üzerine kurulu kubbe, Doğu mimarisinde karenin üzerine kurulu kubbe anlayışı vardır. Batı mimarisindeki kubbe adalete, eğitime vesaire taalluk ederken bizim mimarimizdeki kubbe göğün, 7 kat göğün ta kendisidir. Bütün yıldızlardır ve evrendir ve kalptir. Kalbin çizgileri yuvarlaktır çünkü. Sanki bunu bana anlatırcasına senin ataların olsaydı yazardım dedi. En son dedi ki sana niye yazmayacağımı anlatayım. Aldı beni Erzurum'un sokaklarında gezdirdi. Sizce neyi gösterdi bana? Yıkılmış tarihi evleri, kapısı kırılmış binaları, camları kırılmış tarihi mekanları. Af buyurunuz, en sonunda beni 3 kümbetlerin yanına götürdü. Şöyle işaret etti. Bak dedi, kümbetleri gösterdi. Flower, flower dedi. Ataların taştan şiir yazmışlar, çiçek koymuşlar dedi. Onlar olsaydı yazardım ama sen ne yapmışsın, etrafına bir bak. Faytonların geçtiği bir sokaktan söz ediyorum. Çok affınız, atların pisliklerini 3 ümmetlerin etrafına yığmışlardı. Çocukların atık bezlerini, kanlı mendilleri, cam kırıklarını mı dersiniz? Çünkü 2 saate temizledim ben orayı. Gittim kürek buldum ve ondan sonra temizledim. Sana yazmam dedi, sen işte bunu yapmışsın, ataların bunu yapmış, çıktı gitti adam. Kendi kendime söz verdim. Dedim ki evimi buradan tutacağım. O gün orayı temizledim. 2 saat uğraştım. Gelip baktılar ne yapıyor bu delikanlı filan diye. Neden temizlediğimi bile anlamadılar o gün. Beni Allah Allah kafayım yedi, çöpleri temizliyor. Oradan aldım başka yere götürdüm. Asistan olduktan sonra ona da hemen ev bulamadığım için 6-7 ay bir yerde oturdum. Sonra oradan bir ev boşandı. Orada ev tuttum ve 2 sene o 3 gümbetlere baktım. Tavsiyem bu. Tarihi mekanlarımıza bakın ve onlar nereden doğdu diye bir düşünsün yazarlarımız. Ve bizim tarihimizi de öğrensinler. Dünya tarihini de öğrensinler. Roma'yı, Bizans'ı, Amerika'nın tarihini, hepsini. Ama bizim tarihimizi de öğrensinler. Ya. Bilelim yani o detayları, çirmeni filan işte. Öyle yazalım. Emin olunuz ki o zaman fazlasıyla zenginleşecek. Çünkü maalesef bu topraklarda okuyup yazan, benim hikayemi bilmeyen birçok yazarımız Batı'nın hikayeleriyle bize kitaplar yazdılar. Ve bu bize büyük zarar verdi. Onu açıkça net söylüyorum. Evet, teşekkür ediyorum o güzel soru için. Sağ olun. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Bir soru daha alalım. 2 soru sizin ve arkadan hanımefendinin sorusunu. Sonra başarmak istiyorum şiiriyle veda edeyim. Olur mu? Estağfurullah. Estağfurullah. Eyvallah. Sağ olun. Bayrampaşa Belediye'mize de çok teşekkür ediyorum. Bize sahipliği yaptığı için. Estağfurullah. İz sürmekten bahsettiniz. İz bırakmaktan bahsettiniz. Evet. Evet. Biz o iz sürmeye ilk başta, evet, kadim değerlerimizden başlamamız gerekiyor ama biz de biraz modernizeniz onları. Şöyle, doğru diyorsunuz, iz sürmeyenin iz bırakması mümkün değil. Biz nereden geldik dediğim oydu. Vakit tabii çok dar olduğu için uzun giremiyorum meselelere. Benim medeniyet konferanslarında medeniyet nereden başladı diye bir şeyim var, hitabetim var. Diyorum ki medeniyetin nereden başladığıyla başlayın. Yani işte 79-80'de ben Ali İzzet Begoviç'i 80'li yıllarda okurken Ali İzzet Begoviç öyle diyordu. Medeniyet Allah'la insan arasındaki ilk konuşmayla başladı diyordu. Sanat o gün başladı. İz süre süre şuna ulaştım. Batı'nın Mimesis'le anlattığı sanat, Aristometodolojisiyle anlattığı sanat bize kainatın içinde bir tanrı tasavvurunu ve tanrı cevherini sunarken ve mitolojik bütün tanrıları bugün Hollywood eliyle, yani kutsal ağaç, pagan ağacı olan Hollywood'un eliyle filmleştirirken biz o gün başlayan toprak medeniyetinin mantığını, tevhidini anlayamadık ve hala yapabilmiş değiliz. Nereden doğdu? İşte medeniyetin başlangıcı, iz sürmek böyle olur. Allah'la insan arasındaki ilk konuşma. Allah Hazreti Adem'e şeyleri öğretti, esmayı öğretti. Peki esmayı sayın bakalım. Kainattaki bütün isimleri sayacak kimse var mı içinizde? Hangi insan kainattaki bütün isimleri sayabilir? Efendimiz bir gün buyuruyor da biraz toprak alıp diyor ki içinde milyonlarca kalp var, biliyor musunuz? Anlayamıyor asap bir toprak parçasının, avuç toprak parçasının içinde nasıl milyon? Bakteriler, virüs, aklınıza gelen her şey. Alın isimlerini sayın ama Allah esmayı öğrettim diyor ya. Bakın esmanın 1/4'ünü demiyor. İsimlerden birkaçını demiyor. Esmayı öğrettik Adem'e, şeylerin isimlerini. Taaccüp diye bir ifade var, duydunuz mu? Şaşkınlıkla karşılamak. Meleklere sayın diyor, sayamıyorlar. Nasıl sayacak melekler kendilerine öğretilmemiş o kadar ismi? Kim sayıyor? Hazreti Adem. İlk hitabet sanatı orada başladı işte. Peki şiir esmadan mıdır? Evet. Şiir de isimlerden biri midir? Evet. Peki şiiri saymadı diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki şiir okumadığını söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz çünkü esmanın içinde hepsi var. Melekler o kadar hayretler içerisinde kaldılar ki Allah onlara dedi ki secde edin. Neden melekler Hazreti Adem'e secde etti biliyor musunuz? Çünkü Allah kendisinden ruh üflemişti de ondan. Hepsi secde etti, biri etmedi. Ben dedi ateşten yaratıldım ve bundan üstünüm. Şimdi bütün dünyada ben Yahudiyim, Almanım, Türk'üm, ben şuyum buyum deyip üstünlük taslayanların hepsinin nereden doğduğunu görüyor musunuz? Onun için bizim inancımızda ırkçılık diye bir şey yoktur. Daha bu cuma bir siyahi kardeşim yanımda namaz kıldı, cuma namazı. Farkına bile varmadı. Ah sen benim canım kardeşimsin dedim ayrılırken. Çünkü senin renginden olan Hazreti Bilal ve benim peygamberim omuzumuzdaydı. Ona böyle diyordu, benim canım kardeşim diyordu. Amerika sadece siyahlara canım kardeşim diyebilseydi daha 1940'lara kadar otobüslerin arkasına oturabiliyordu zenciler, siyahlar. Olur muydu o hadiseler? O kadar katliam yaşanır mıydı? 70 milyon üzerinde Amerikalı yerli Amerika'da öldürülüyor 1500'lü yıllarda. Tavsiyem odur, gidin misyoner filmini izleyin. Robert De Niro, Jeremy Irons oynuyor başrolü. Görürsünüz. Nasıl öldürdüklerini o yerlileri, insan pazarlarında sattıklarını. Hatta kanunu değiştirdiklerini. Çünkü Jeremy Irons Cizvit papazı, gidiyor onları Hristiyanlaştırıyor. O günkü kanunlara göre bir Hristiyanı köle yapmak yasaktır. Sermayemizi elimizden aldı diye Cizvit'e savaş açıyorlar. Kanunu değiştiriyorlar. Bunun adı adaletsizliktir. Çünkü ateş medeniyetinde adalet yoktur. Ateş medeniyetine menfaati vardır. Machiavelli bunun için hükümdarı yazmıştır. Ben yönetim organizasyon uzmanıyım. Machiavelli orada ne diyor? Dün dündür, bugün bugündür. Menfaatinizin gereği öldürebilirsiniz diyor. Krallara tavsiyede bulunurken. Biz öyle diyemiyoruz. Haksız yere kimseyi öldüremez. Bir köle, bir yerli Hristiyan olsa da köledir. Alın bütün dünyada bunun örneklerini bulabilirsiniz. O yüzden medeniyetin başlangıcındaki bu çıkış önemli. Ben ateşten yaratıldım, üstünüm diyen şeytan insanı saptırarak şirki, yani birden çok tanrıyı. La ilahe illallah o kadar mühimdir ki Kabe'deki putları yıkmıştır. Ama bugün o kadar çok tanrı var ki etrafımızda. Televizyonumuza bakıyorsunuz. Allah en son kıyamet meleklerinde Hazreti Cebrail ile Hazreti Azrail Allah'la savaşıyorlar. Cebrail Allah'ın yanında, Azrail ona savaş açıyor. Çünkü kıyamet biliyorsunuz iyi insan kalmadığında kopacak. Git kıyameti kopar diyor. Orada bilgi de yanlış. İsrafil aslında suru üfleyecek. Geliyor kıyameti koparmaya, bakıyor ki iyiler var. Tanrı'nın bundan haberi yok. Nasıl bir Tanrı inancımız kurguluyor? Allah bilmiyor iyiler ne oldu. Tanrı yanılmış diyor abi, iyiler var. Başlıyor Tanrı'ya karşı mücadeleye, iyilerle beraber. Cebrail'i gönderiyor onunla savaş diye Allah. Nasıl bozduğunu, pagan ağacının bu öğretiyi, tevhidi nasıl bozduğunun örnekleri çok fazladır. Öyle bir tane iki tane değil, o medeniyet konferansında uzun uzun anlatıyor. Sanat ve hayatta. Ama bunu bileceğiz işte. Bunun izini süreceğiz. Ta başından bugüne adil bir şekilde kaynaklara bakarak okuyacağız. Öğreneceğiz. Batı nedir? Doğu nedir? Onun için size ilk tavsiyem, iz sürmek isteyenler hemen ilk başlangıç olarak Ali İzzet Begoviç'in Doğu Batı arasında İslam'la bir okusunlar. O izleri İzzet Begoviç'in nasıl sürdüğünü orada görecekler. Batı nasıl monisttir, Doğu nasıl dualisttir. İki dünyayı da ele alır, biri tek dünyalıdır. Onu orada görecekler. Diyeceğim şey şu, iz sürmeden iz bırakmak olmaz. Teşekkür ediyorum. Son soruyu alayım kardeşim. Hocam, öncelikle konuşmanız için çok teşekkür ederim. Evde kardeşlerimi anlatacak bir şey. Eyvallah, ne güzel, ne güzel. Teşekkür ediyorum. Hocam, bazen öğretmenlerimiz ödev veriyor, şiir yazmakla ilgili. Evet. Ben kağıdı alıyorum, masanın başına oturuyorum, yazamıyorum mesela. Şiir kağıdı alıp böyle yazılmak için mi yazılır? Yani siz nasıl yazıyorsunuz? Yoksa duygularınızı bir kenara bırakıp sonra onları birleştirebilirsiniz. Evet, söyle. Hemen cevap vereyim. Şiir masa başında yazılmaz. Şiir yürekte yazılır çünkü. Fikirle birleşir, düşünceyle birleşir. Yürekte yazılır, kalemden damlar sadece. Kalem sadece aracıdır. Menemenizade Tahir'in sözüdür. Yürekten akıp gelmeyen şiir olmaz. Yahya Kemal de böyle düşünür. Hafız-ı Şirazi de onun ustasıdır ve böyle der. Şiirin unsurlarına baktığınızda bunu görürsünüz aslında. Dil vardır içinde, biçim vardır, bilgi vardır, kültür vardır, ilham vardır filan. Ama duygu vardır. Duygu olmadan şiir olmaz. Şiirin tekniği ise bütün bunları bir araya getirmeyi usturuplu bir şekilde yazmaktır. Ancak içinizden geçmeden olmaz. Hiçbir şiirimin masa başına oturup hadi kalem alıp yazayım demedim. Ben şu başarmak istiyorum ve bedel istiyor rüyalar benden şiirini yazmadan 15 yıl, 20 yıl önce başarıyı anlattım hep. Niye o gün yazardım? Süslerdim konferanslarımı hadi bir de. Hayır bakın o kadar konferanstan sonra ilham dedim ya ben başarıyı konuşabilirim, şiirleştirebilirim içimden. Yazamadım. Ama yıllar içerisinde birlikte eriyor. Şimdi göreceksiniz hadi başarmak istiyorum bir şey yazın. Nasıl yazacaksınız? Ama o birikim yürekte olgunlaşmadan şiir olmuyor. Bir, nihai formülü veriyorum. Aklınıza müracaat etmeden şiiri yazamazsınız çünkü akıl kontrol eder, düzeltir, tekniğini kullanır. İki, kalbinize müracaat etmeden şiir yazamazsınız çünkü kalp duyguyu, bugün Batı'nın duygusal zeka dediği zekayı size aktarır. Ve üç, içimizde yetenek yoksa bunlar olsa da şiir yazamazsınız zaten. Çünkü o zaman herkes şiir yazardı, tekniğini bilen herkes büyük şiirler yazabilirdi, böyle olmuyor. Dört, Namık Kemal'in dediği gibi edebiyat okuyanın edebiyat yapması, edebiyat yapanın da edebiyat okuması lazım gelmez. Yani edebiyatla ilgileniyorsanız ille de diploma almanıza gerek yok. İktisatçı olursunuz oturur. Mehmet Akif Baytar'dı. Necip Fazıl felsefe okumuştu filan yani. Ama edebiyat fakültesindesiniz şöyle bir göreviniz de yok. İlle şiir yazayım. Yani şiir de yetenekle alakalıdır. Yetenekler önemli unsurdur. Bunları bir araya getirmeden şiir olmuyor. Benim kanaatim bu. Başkaları başka şey söyleyebilir. Saygı duyarız. Evet. Yazarken nefsinize kurban gidiyor mu sizce? Yani... Mesela? Nefisle mücadele. Anladım. Yani o şöyle, şairden şaire değişir. Biri nefsini yazar, biri nefsiyle mücadele eder yazar. Nasıl baş edilir? Yani ufkunuzda olan değerlere bağlı bu. Anlamak mesela, mesela benim bütün şiirlerimde bir sonsuzluk imgesi vardır. Yani sonsuzluk. Çünkü ben bu dünya hayatımın geçeceğini filan, ömrümün biteceğini diyorum. Sonsuz mutluluk. O bütün şiirlerine yansır. Bu değerle alakalıdır. Eğer ölümden sonra inanmıyorsanız bu sefer de bu dünyadaki değerler hücum eder şiirinizi. Bu tamamen dünya görüşüyle ilgili. Yani siz nefis kavramının farkındaysanız mücadele edersiniz. Farkında değilse şiirleriniz nefisten ibaret ortaya çıkar. Dengeyi böyle düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Evet. Söyle bana Hindiba kitabından başarmak istiyorum şiiri. Bütün bunların belki bir anlamda usulesi anlattıklarımızın ana değeri, estetik değeri diyebilirsiniz. O azgın nehirden geçmeye geldim. Suları yutuyor dakikaları. Sen beni yutuyorsun ey hayal. Köprüler kurmalıyım. Ümidimin dalgın ormanlarında büyüyen ağaçların, yolların kıvrımında uzayan ellerinden. Köprüler kurmalıyım. Böyle yazmalıyım aşk kitabını. Kalbimi iplik iplik dokuyacak kalplerin arasında köprüler kurmalıyım. Ey beyaz pencere, ey mavi kapı, al beni içeri, al beni göreyim yüzyıllar sonra saadet yurdunda oynayan çocukların ruhuma dokunan kirpiklerini. Al beni içeriye ey zaman, sende gerçek olsun parmaklarımdan süzülen ter damlaları. Her birinde bir insanlık denizi, her birinde mütebessim dalgalar, yüzdürsün sonsuzluğu arayan gemileri. Yol uzun, yol dumanlı, yol kıvrılıp kalıyor dağların yüreğinde. Ayaklarım siyah, yorgun ve yalnız. Yürümek nasıl da ağır, yürümek nasıl da tenha. Ama kuşlar uçuyor göğünde düşlerimin. Ama bahçeler yeşil, dağ çılgın, ova sarhoş. Ben bu illerde meczup, ben bu yolculuğun son elçisiyim. Can toprakta tohum, can denizde kum. Başarmak istiyorum. Ufukta bir rüya var, ufukta bir bekleyiş. Ufukta bir dünya var, dünyanın görmediği. Ufukta bir rüya var, ufukta bir bekleyiş. Ufukta bir dünya var, dünyanın imrendiği. Hangi yıldız arıyor beni karanlıklarda? Ay neden böyle küskün? Yağmur gri, zaman dar. Benimse gök burcuna kalbimi dikmek için gece gündüz o esrarı arayan sevdalı düşlerim var. Ben yaprakta sükun, ben gölgede kan, ben su kaynağıyım çeşmeden mahrum, başarmak istiyorum. Açılan maziden kalan perdeler, hüznün örtüsünü, açılsın maziden kalan perdeler, hüznün örtüsünü kaldırıyorum. Açılsın duvağı eski günlerin, canımı dişime taktım yeniden, saatleri aşkla dolduruyorum. Az kaldı dostlarım, gelmek üzeredir. Yeryüzünü hu sesiyle dolduran o zafer günlerim, ihtişam çağım. Az kaldı dostlarım, başaracağım. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiyle Beyza. Bu sizin de burası mı?